Orta kalınlıkta bebeğini kullanıyorum. Tığ numaram 3. Modele 6 zincir çekerek başlıyorum. İlk zincirin yuvasına batıp bir halka oluşturuyorum. Sonrasında 3 zincir çekelim. Doladım. Yuvanın içerisine batarak 4 kere dolayarak ördüm. Şöyle hepsini birlikte örüyorum. Ardından 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde bir doladım. Bir ördüm. 2 3 4. Hepsini birlikte örüyorum. Bir zincirle sıkıladım. Ardından 2 zincir çektim. Bu şekilde 8 tane tomurcuk elde ediyoruz. Toplamda 8 tane tomurcuk elde ettik. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 zincir çekiyorum. Ve ilk yaptığım tomurcuğun şöyle tepe kısmına batarak kaydırdım, birleştirdim. Ben diğer rengime geçiyorum. Siz dilerseniz tek renkte örebilirsiniz. Üç zincir çekelim. Sıradaki yuvanın içerisine yine 4 kere dolayıp örerek tomurcuğumuzu yapalım. İki zincir çekiyorum. Aynı yuva içerisine bir tane daha tomurcuk yapıyorum. İki zincir çektim. Sıradaki yuvanın içerisine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya buradaki işlemi tekrarlıyorum. Arada 2 zincir. Zincir çektim. Sıradaki yuvaya 4 trabzan. İki zincir çekiyorum. Buradaki işlemi tekrarlıyorum yine. Arada 2 zincir.
2 zincir çektim. Sıradaki yuvaya 4 trabzan. Zincir çekiyorum. Diğer yuvaya geçtim. Yine bu işlemi tekrarlıyorum. İki zincir çekiyorum. 4 trabzan yapıyorum. Son olarak 2 zincir başlangıçta yapmış olduğum bu tomurcuğun yuvasına batıyorum, kaydırarak birleştirdim. Şimdi arkadaşlar, bu yapmış olduğumuz kısımlar motifimizin köşeleri olacak. Şöyle bu kısımlarda kenar kısmı olacak. Diğer renkle devam ediyorum ben. İpimi hiç kesmeden şöyle buradan aldığım ipimi yürüttüm. Mesafe boyunca uzunluğunu ayarlıyorum kasmasın diye. Bir zincirle sıkıladım. Hemen bu köşe kısımdan başlıyoruz. Önce bir kaydırma yaptım. Ardından 3 zincir çekiyorum. Sonrasında buradaki işlemi aynı şekilde devam ettiriyorum. Köşe kısımlarda. Dört defa dolayarak ördüm. Sonrasında 2 zincir çekiyorum. Tekrar 4 defa dolayarak örüyorum. Zincir çektim. Bu ara kısma 2 tane trabzan yapıyorum. Sonrasında bu 4 trabzanın yuvalarına birer trabzan yapıyorum yine aynı şekilde. Buradaki kısmada yine 2 trabzan yapıyorum. Sonrasında 2 zincir. Köşe kısma geçtim. Yine köşe kısım aynı. 4 defa dolayarak örüyorum. Hepsini birlikte ördüm. Arada 2 zincir. Tekrar modelimi yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa 2 trabzan. Ardından trabzanların tepesine birer trabzan yapıyorum. Orta kısımda 4 trabzan yaptım. Tekrar diğer kenarda bu boşluğa batarak 2 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Yine aynı şekilde burada olduğu gibi köşe kısmı bu kısma yapıyorum. Sonrasında buraya 2, buradaki trabzanların tepesine birer trabzan, 4 trabzan yani. Buraya da 2 trabzan, sonrasında köşe kısmı aynı şekilde uyguluyorum. Bu sıranın sonuna gelelim. Son olarak boşluk kısma 2 trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Başlangıçta yapmış olduğum bu yuvaya battım. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. 3. sıramız da tamamlandı. 4. sıraya geçiyorum. Diğer renk ile şöyle bir sabitledim. Ardından yuvaya kaydırma yöntemiyle geçtim.
3 zincir. Buradaki işlemi tekrarlayalım. Köşe kısma 4 defa dolayarak örüyorum. Arada 2 zincir. Aynı yuvaya tekrar 4 defa dolayarak ördüm. 2 zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa 2 trabzan. Ardından tüm trabzanların tepesine birer trabzan yaparak buradaki yuvalara devam ediyorum. Buradaki boşluğa da yine 2 trabzan yapıyorum. Sonrasında 2 zincir köşe kısmı yapıyoruz. İki zincir çekiyorum ve kenar kısma geçtim. Yine boşluk içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Sonrasında her trabzan yuvasına birer trabzan. Boşluk kısmına 2 trabzan yapıyorum. Ve aynı işlemleri köşe kısma tekrarlayarak kenar kısımları da burada olduğu gibi örerek sırayı tamamlıyorum. Son olarak buradaki yuva içerisine 2 trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Ve sabitleme yaptım. Diğer renge geçiyorum. Zincir çekelim yine. Artık bu kısmı tekrarlamıyoruz. Modelimizin kenar kısmını ve son sırasını uyguluyoruz. Yuva içerisine 2 trabzan yaptım. Buradaki zincirimizde trabzan sayıyoruz. 2 zincir, bu kez 3 trabzan. Sonrasında hemen bu yuvaya geçiyoruz. 2 tane trabzan yaptık. Ardından buradaki her yuvaya birer trabzan yapalım. Buradaki boşluğa 2 trabzan yapıyoruz. Direkt köşe kısma geçelim ve 3 trabzan yapalım. Ardından 2 zincir, tekrar yuva içerisine 3 tane trabzan. Doladım. Direkt buradaki yuvaya geçtim. Yuva içerisine 2 trabzan yapıyorum. Sonrasında her trabzanın yuvasına batarak trabzanlarımı yapıyorum. Bu kısma 2 trabzan. Köşe kısma da burada yapmış olduğumuz gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Sıranın sonuna geldim.
Şöyle başlangıçtaki yuvaya battım. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. İpimi kesiyorum. Şöyle arkalardan alarak gizliyorum. Buradaki beyaz ipimi de kesiyorum. Şöyle ilk önce bir sabitleme yapıyorum ve sonrasında gizliyorum. Fazla olan ipliğimi de kesiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model elde ettik. Dilerseniz bu şekilde motif olarak, dilerseniz son sırayı uygulamadan bu şekilde büyüterek bir battaniye örebilirsiniz. Son olarak da son ördüğümüz sırayı uygulayıp kenar örerek güzel bir model oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Tığ numaram 3. Sekiz zincir çekiyorum. Baştaki zincirin yuvasına sabitliyorum. Ardından 3 zincir çekiyorum ve yuva içerisine toplamda 24 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört trabzan yaptım. Baştaki trabzanın yuvasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. İkinci sıramıza geçiyoruz. 3 zincir çektim. Hemen yanındaki yuvaya bir tane trabzan yaptım. Ardından 6 zincir çekiyorum. Bir yuva atlıyorum. İkinci yuvaya bir trabzan, ardından yanındaki yuvaya bir trabzan daha. 6 zincir. Bir yuva atlıyorum. İkinci yuvaya bir trabzan, yanındaki yuvaya da bir trabzan yapıyorum. Devam edelim. Son olarak 6 zincir çektim. Şöyle 3 zincir çekerek başlamıştık. 3. zincirin yuvasına battım ve kaydırma yöntemiyle birleştirmiş oldum. Toplamda 8 tane bu şekilde yuvalar oluşacak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir, iki, üç zincir çektim. Ön yüzden şöyle yapmış olduğumuz bu ilk trabzanın yanından tığımızı geçiriyoruz. Bir doluyoruz. İki, üç, dört, beş, altı, 7 8
8 kez dolayarak ördük. Şimdi ikişer ikişer ilmekleri örüyoruz. Bu şekilde iki ilmeğim kaldı. Örgümü çeviriyorum. Diğer kısma geçiyorum. Diğer yandaki trabzana aynı şekilde 8 defa dolayarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi ikişer ikişer yine aynı şekilde örüyorum. Tığda 3 ilmeğim var. Bunları da birlikte örüyorum. Sonrasında 1 2 3 zincir çektim. Bu yuva içerisine batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. Arada 6 zincir çekmiştik. Bu zincir üzerine 6 sık iğne yapıyoruz. Ardından buradaki işlemi tekrarlıyoruz. Şöyle bu orta kısma battım, bir kaydırma yöntemiyle geçtim. 3 zincir çekiyorum. Bir doladım. Trabzanın yan kısmından başlayarak 8 defa dolayarak örüyorum. Tığdaki 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi ikişer ikişer örüyorum. Son olarak tığımda 2 ilmeğim kaldı. Örgümü çeviriyorum. Bir doladım. Trabzanın diğer yanına geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. İkişer ikişer örüyorum. Tığımdaki kalan 3 ilmeği birlikte ördüm. Ardından 1 2 3 zincir. Buradaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Aradaki 6 zincir üzerine de 6 sık iğne yapıyorum. Buradaki işlemleri tekrarlayarak devam edelim. Motifimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi çok hoş bir model. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olarak, yorum bırakarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Modelimize geçelim. Orta kalınlıkta bir yün kullanıyorum. Tığ numaram 3. Modele 6 zincir çekerek başlıyorum. Bir halka oluşturdum. Ardından 3 zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine bir trabzan yaptım.
Ardından bir zincir, bir trabzan şeklinde örgümü oluşturuyorum. Son olarak bir zincir çektim. Başlangıçta çekmiş olduğum zincirin yuvasına battım. Sabitledim. Şöyle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Üç zincir çektim, bir doladım. Yuvanın içerisine dolayarak toplamda 6 kez örüyoruz. Arada 3 zincir, yandaki yuva içerisine de aynı şekilde bir dolayıp bir örerek 6 defa batıyoruz. Bir sık iğne ile diğer renge geçtim. Aynı yuva içerisine 5 tane ikili trabzan yapalım. Son olarak da yuva içerisine bir sık iğne yapıyoruz. Diğer yuvaya geçiyoruz. Bir sık iğne yaptık. Doladık. 5 tane ikili trabzan yapalım. Aynı yuva içerisine bir sık iğne yapıyoruz. Ve diğer yuvalara da aynı işlemi uyguluyoruz. Bir sık iğne, 5 trabzan, tekrar bir sık iğne.
Motifimiz tamamlandı. Çok güzel bir model. Dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli denediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.